Bunları biliyor muydunuz? Karıncalara benzeyen bu küçük canlılar termittir. Termitler yüksekliği 7 metreye kadar ulaşan yuvalar yaparlar. Bu yuvalarda çocuk odaları, mantar çiftlikleri, kraliçe odası gibi bölümler bulunur. Hatta özel bir havalandırma sistemi de vardır. Bütün bu düzeni kuran, gökdelen denilebilecek yuvalar inşa eden termitlerin gözlerinin olmadığını, yani kör olduklarını biliyor muydunuz? Termitler kördürler. Ancak Allah onları dev gökdelenler yapabilecek kabiliyette yaratmıştır. Bu gördüğünüz küçük göl bir süre önce çok daha farklı bir yerdi. Daha doğrusu burada yakın zamana kadar bir göl yoktu. Kupkuru toprağın üzerinde sert çakıllar uzanıyordu. Ama çok çalışkan bir grup işçi çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular. Çalışkan işçilerin kimler olduğunu merak ediyor musunuz? Öyleyse hep birlikte filmi izlemeye devam edelim. Bu çalışkan işçiler kunduz adı verilen sevimli canlılardır. Kunduzların hikayesi, bir erkek bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti yuvasını bir akarsuyun üzerinde yapar. Ama bu iş için önce akarsuyun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını kullanırlar. Baraj inşa ederler. Baraj inşaatına başlamak için önce ağaç kütükleri ve dallar bulmaları gerekir. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Ama asıl uğraşları dev ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı, ağaçları öyle bir kemirirler ki işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir. Ağacın kesilip devrilmesi inşaatın henüz başlangıcıdır. Kunduzlar daha sonra ağacı tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar.
Arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Kunduzlar tüm bu işleri yaparken hiçbir alet kullanmıyorlar. Elleri ve ağızları dışında tabii ki. Ne güzel değil mi? Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde 400'e yakın ağaç devirir. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da ağaç dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar. Kunduzların sürekli kullandıkları bu ön dişler zamanla aşınır. Bazen de kırılır. Peki bu durumda kunduz ağaçları nasıl kemirir? Çok güzelmiş. Kunduzun çenesi kemirme işlemine uygun olarak yaratılmıştır. Kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerini de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzların vücutları, suda yüzmelerini kolaylaştıracak bir tasarımla yaratılmıştır. Ayakları perdelidir ve bu sayede suyu kolayca itebilirler. Kuyrukları ise dev bir palet gibidir. Bu sayede suyun içinde çok rahat yüzerler. Kunduzlar inşaatı büyük bir azimle devam ettirirler. Dev ağaç kütüklerini ve küçük dal parçacıklarını ustaca dizer ve her geçen gün seti biraz daha büyütürler. Set büyüdükçe önünde oluşan su birikintisi de yükselir. Birkaç aylık çalışma sonucunda kocaman bir baraj göleti oluşur. Ancak gölet büyüdükçe kunduzların da barajı sağlamlaştırmaları ve çatlaklarını onarmaları gerekir. Bu zor görevi de büyük bir sabırla yerine getirirler. Birkaç aylık emeklerinin sonunda ortaya çıkan manzara tek kelimeyle muhteşemdir. İnsanların yaptıklarına benzer gerçek bir baraj meydana getirmişlerdir.